Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, Kütahya Şehir Stadı'nı yıktınız. Yerine portatif bir stat yaptınız. 2019'dan beri hala yapacaksınız, planlama dahiliniz. Vaat edilen yerde stadı yapmadınız. Dumlupınar'a geldiniz, çok teşekkür ederim. Dumlupınar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu önemli merhalelerden biri. 100. yılda şunu talep ederiz ki, burada en üst düzeyde kutlamalar yapılsın. Ayrıca Dumlupınar'ın Gelibolu tarih alanı gibi milli tarih alanı ilan edilmesiyle ilgili kanun teklifi var. Bu kanun teklifini AK Parti grubu, MHP grubu vesaire getirip onanması için hepimizin elinden geleni yapacağından eminim. Sayın Bakan, KYK borçlarını tamamen silmeyi, sildirmeyi düşünüyor musunuz? Bir de bu KYK yurtlarına yerleştirilemeyen öğrenciler var. Barınma ihtiyacı temel bir ihtiyaç. Bir öğrencinin KYK yurtlarındaki maliyeti yaklaşık 1600-1800 lira aylık olarak belirtiliyor. Yerleştiremediğiniz öğrenciler için bunun yarısı kadar olabilir, buna yakın bir meblağ olabilir. Bodrum katlarında ikamet eden. Gemlik'te 3-4 tane fabrika açıldığı için bu sene özel sektör tarafından konut dahi bulamayan, yurt bulamayan ve kaydını donduran, kaydını sildiren öğrencilerin vebali sizin üzerinizde değil mi Sayın Bakan? İstifa etmeyi düşünür müsünüz? Gelecek sene eğer bir tane öğrenci açıkta kalırsa. Şunun garantisini verebilir misiniz? Gelecek sene bir tek öğrenci açıkta kalmayacak. Bu öğrencileri konaklama hakkı olduğu halde siz bunları barındırma ihtiyacını gideremediniz. Gideremediniz. Binlerce öğrenci, buradaki arkadaşın hepsine telefonlar geldi. Biz de zorda kaldık. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bodrum katlarında kalan öğrencilerin vebali sizin üzerinizde değil mi Sayın Bakan? Ve siz bunu beceremediğiniz halde, öngöremediğiniz halde neden istifa etmeyi düşünmediniz Sayın Bakan? Gerçekten öyle. Yani bu parayı veremediniz. Yurtların kalitesi şu kadar. Ben inşaat yurdunda kaldım Sayın Bakan. 4 kişilik bir odada kaldım. Palas gibiydi. Kalite vardı. Kalite yoktu diye bir şey yok. Ama siz bu 50.000 kişilik kapasiteyle vesaireyle bu açığı kapatamayacaksınız. Aynı şekilde vakıf yurtlarına bazı kamu yararına diye vermiş olduğunuz desteği neden öğrencilere direkt olarak vermeyi düşünmüyorsunuz Sayın Bakan? Bu barınma ihtiyacını siz bu şekilde gideremeyeceksiniz. Gideremediğiniz için de öğrenciler açıkta kalacak. Kaliteden bahsediyorsunuz ama dışarıdaki öğrenciler bodrumlarda kalıyor Sayın Bakan. Ve bu sizin yüzünüzden. Binlerce öğrenci müracaat etti. Bunların yeterlilikleri var. Yurtta kalması için tüm kriterler tutuyor ama vermiyorsunuz. Bunları yerleştiremiyorsunuz. Yerleştiremediğiniz için hayır, boş kalan yurt yok. Boş kalan yurt yok. Taşladım. Demin Sayın Bakan dedi. Sayın Bakan, o konuda da teessüf ederim. Yurtlardaki kişi kapasite yok. İki kişi yasak zaten. Keşke bilseydiniz bu kısmı. İki kişi kalamıyorlar. Bazı sebeplerden dolayı. Gerçekten Sayın Bakan. Şimdi yurdun kalitesinden bahsediyorsunuz. Dışarıdaki bodrumda kalan öğrencilerin, çatı katlarında kalan öğrencilerin, dışarıda kalan öğrencilerin vebali sizin ve Halef Şeref Bakanlığı'nın üzerindedir. Çok vebalidir. Gerçekten o üç kızın vebalini ödeyemezsiniz siz. Kütahya'nın Emet 800 lira destek verebilirdiniz. Barınma desteği verseydiniz bir yerde kirada kalabilirlerdi. Ama bodrum katında kalmak zorunda kalıyorlar. Yazıktır, günah. Yok yok, hiçbir şeyi açıklayamazsınız. Bunun izahı yok. Siz içeride kalan öğrenci 1600 lira harcıyorsunuz. Ya yurt yapasıya kadar 50 bin kişilik yurt yapasıya kadar hiçbir şey kar edemezsiniz. Kütahya'da 47 bin öğrenci kapasitesinin 27 bini geldi Sayın Bakan. Gelmedi, kalamaz ki. Öğrenci kapasitesi yok. Bakın, Ankara, İstanbul, İzmir'den bahsettim. Bakan, Sayın Bakan, 47 bin, bakın. 47 bin öğrenci, Sayın Bakan, vaktinden, ben söyleyeyim siz savunun. Sayın Bakan, ben söyleyeyim siz savunun. Sayın Bakan, Kütahya tercih edilmiyor. Zafer Havalimanı gibi Kütahya uçaklar nasıl tercih edilmiyorsa hak Sayın Bakan. Sayın Özak, tamamlar mısınız sözünüzü? Ama bak Sayın Bakan. Evet. Hayır. Verin parasını. Ne demek utanmadan Sayın Bakan? Ne demek utanmadan? Ne yazıklar olsun ya. Evet Sayın Bakan, birazdan cevabınızı alalım. Hayır. Hayır. Lütfen. Sayın Bakan, lütfen. Bu resmi görmek. Bu resmi görmek.
Sözünüz bitti mi? Hayır, bakın. Hayır. Tamam, ben sözünüzü tamamlayın. Bakın. Bir sen ama dakika kalın. Tamam. Bir sorar mısınız lütfen? Ya söz verir misiniz? Ya, sözümü tamamlayacağım. Cevap verirsiniz. Hayır, hayır. Ya niye tamam? Ya o zaman Sayın Bakan'ın süresinden biz de süre alalım. Sayın Bakan. Hayır. Sürenin. Hayır. Hayır. Sayın Bakan. Ya siz de zamanınız doldu zaten. Sakin olun ya. Sayın Başkan. Ya gençleri biz sömürüyoruz, siz sömürüyorsunuz. Ya sakin olun Sayın Bakan, şova gerek yok ya. Ya siz Sayın Bakan'a süre vermeyecek misiniz? Niye bu kadar heyecanlanıyor? Ben anlamadım ya. Ben konuşma hakkımı... Sayın Bakan niye bu kadar heyecanlanıyor? Ona söz hakkı vereceksiniz zaten. Ama lütfen... Sayın Bakan biraz sonra... Lütfen... Ben yalan değil, bir saniye. Ya sen cevap verme Sayın Cumhur ya. Sen karışma Sayın Cumhur ya. Bir dakika, bir dakika. Ya ne iftirası ya? Ben ne söz edeceğim ya? Bakanın sözü nesi ya? Ya ne diyorsun Sayın Cumhur ya? Buralık et. Bir saniye. Ya başka bir şey söylüyor ama dinlemiyorsunuz ki ya. Bir saniye. Sayın, lütfen bir dakika istiyorum. Tamam. Sen konuş ya. Bir dakika tamamlayacağım. Ya buyurun sözünüzü tamamlayın. Sayın Bakan. Sayın Bakan, Kütahya'nın 47 bin kapasitesi var, öğrenci kapasitesi. 27 bin öğrenci müracaat etti Kütahya'ya. Ne diye ya? Lütfen, bir dakika, ben tamamlayayım, bir saniye. Sözünüzü tamamlasın. Sayın Bakan. Size söz vereceğim, Sayın Bakan, söz vereceğim. Bir saniye. Sayın Bakan, tamamlayın lütfen. Sayın Bakan, kaç bin yedeğiniz var Türkiye çapında? Ben Kütahya'dan bahsetmiyorum, ben Türkiye milletvekiliyim, yapmayın. Sayın Bakan, kaç bin yedeğiniz var, kaç yüz bin yedeğiniz var, onu söyleyin bana. Süresini tamamlasın, ben size söz hakkı vereceğim. Sayın Kasap tamamlayın lütfen. Arkadaşlar karışmayın. Sayın Bakan, Sayın Bakan, Sayın Bakan, Gemlik'teki bir saniye, arkadaşlar bir saniye. Bir dakika ya. Gemlik'teki üç tane hiçbir yere yerleştirilmeyen öğrenci bir. Tamam. Bir saniye. Hayır, söylüyorsun, bir dakika diyorsun. Tamamlayın o zaman. Tamam, bir dakika tamamdır. Sayın Bakan, arkadaşlar lütfen. Sayın Bakan, Türkiye çapında açıkta kalan, yedekte kalan öğrenci sayısını söyleyebilir misiniz? Ben Kütahya'dan bahsediyorum. Sayın Kasap teşekkür ediyorum. O kadar. Teşekkür ediyorum. Evet. Ne zaman istifa Sayın edeceksiniz? Sayın Mehmet Bayram, hazır mısınız? Buyurun lütfen. Süreniz 5 dakika. 10 dakika Sayın Başkan. Tekrar başlatabilir misiniz rica etsem? Başlatabilir misiniz baştan? Baştan başlatabilir misiniz? Başlatacağım. Müsaade edin. Acele edin. Müsaade. Evet, herhalde evet. Şu anda bu konudaki en genç milletvekillerinden biri olarak konuşacağım. Sayın Bakan, öncelikle mesele üniversitelilerin barınma meselesi. Yurt kapasitesi ayrı, kalitesi ayrı problem. Ama size göre yurtlar şahane ve kapasite sorunu yok. Barınamıyorum diyen öğrenciler de zaten terörist tipler. Beni asıl üzen sizin bir bakan olarak sorun nedir bunu anlamayıp inkar politikası gütmeniz aslında. Mesela ben yurt eylemlerindeki arkadaşlarla birkaç gün beraberdim. Keşke siz de gitseydiniz. Ya da emniyet güçlerini göndermek yerine mesela KYK görevlilerinizi gönderseydiniz, o zaman yurt bulamadığı için kaydını dondurmak zorunda kalan ya da orada burada göçebe yaşamak zorunda kalan öğrencilerin durumunu anlardınız Sayın Bakan. Parklardaki gençleri takibe ayıracağınız enerjiyi onları anlamaya harcayabilirdiniz Sayın Bakan. Kamu kurumlarına ait boş misafirhaneleri mesela yurt olarak tahsis edebilirdiniz. Yerleştiremediğiniz öğrencilere köstek olmak yerine destek olabilirdiniz. Öğrencileri dinleseydiniz, kaşıkla verip kepçeyle aldığınız 650 lirayla inanın övünmezdiniz. %50 enflasyonla uçurduğunuz ortamda bunun yetmediğini bilirdiniz çünkü. Ayrıca o krediler de sizin cebinizden çıkmıyor Sayın Bakan. Milletin vergisi onlar. Zaten atmaca gibi faiziyle geri alıyorsunuz. Hani karşıydınız siz faize. O zaman kredilerin faizini silsenize. Sayın Bakan, rica edeceğim. Bir gün karnınızı sadece 19 lirayla doyurmayı deneyin. Bakalım karnınız doyuyor mu? Bir gece dünya standardı dediğiniz
Yurtlarda kalın. Toplantılarınıza da online katılmayı deneyin. Bakalım bağlantı sıkıntısı yaşayacak mısınız? Bakın çoğu tarikat ve cemaatlere bağlı olan özel yurtların devlet yurtlarından daha fazla olduğu söyleniyor. Bazılarının mesela TÜRGEV'in KYK'dan da destek aldığı söyleniyor. Ayrıca buralarda dini sohbetlerin mecbur tutulduğu, yurda giriş saatlerinin ailelere bildirildiği söyleniyor. Bunlar doğru mu? Hangi vakfın, hangi derneğin kaç yurdu var? Alım koşulları, konaklama koşulları ne bunların? Ve siz bunları ne sıklıkla denetliyorsunuz? KYK hangi yurtlara neden destek veriyor? Sayıştay raporlarına baktım. Yurt olmaya elverişsiz apartmanların yurt olarak kiralandığı ve birçoğunda temel güvenlik önlemlerinin eksik olduğu söyleniyor. Bu konuda aldığınız bir önlem var mı? Ne kadar bütçe ayırdınız? Veri meselesi, sunumunuzdaki yatak kapasitesiyle bir ay önce açıkladığınız kapasite farklı. Zaten artık kimse devlet kaynaklı verilere güvenmiyor. Ama veri okumak başka bir şey. Burada, yine burada Almanya'da yurt kapasitesi 290 bin denilmiş. Bu size marifet gibi geliyor olabilir ama Almanya'da 2 milyon öğrenci var. Türkiye'de ise 8 milyon öğrenci var. Harç demişsiniz yine burada. Avrupa'da üniversiteler neredeyse ücretsiz. Amerika'da kredi borcu bizden fazla diye yazmışsınız. Doğru. Çünkü Amerika'da bir üniversite mezunu %95 ihtimalle iş bulabiliyor. Ve yıllık ortalama geliri 86 bin dolar. Türkiye'de ise 3 bin dolar. Yani bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde sunumdaki tablolarınız hiç de pembe gözükmüyor. Bir başka konu işsizlik. Market açar gibi üniversite açarken 3 temel şeyi düşünmediniz. Bu öğrenciler nerede yaşayacak? Eğitimleri nasıl olacak? Nasıl iş bulacaklar? İş bulamıyoruz denilince her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok dediniz. Peki bu gençler ne yapacaklar Sayın Bakan? Üniversiteli işsizlik oranı %14, genç işsizlik %25 üstü. 4 gençten biri işsiz. İşsiz dediğimse iş arayanlar. Bunun bir de ne eğitimde ne istihdamda olan gençleri var. 15-24 yaş aralığında çalışmayan, okumayan, iş aramayan gençler. 19 senede yıldırdığınız gençler. %30'a yaklaşan bir oranla hiçbir OECD ülkesi elimize su dökemiyor. Ve yine şampiyonuz. Çözümünüz Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı. Ne var burada? Yarı zamanlı çalışma ve stajlar. Güzel. Günü kurtarma operasyonu ama kronikleşmiş işsizlik problemini çözmez ancak hasır altı eder. Peki özlük hakları ne olacak? Nasıl denetleyeceksiniz? Bir önleminiz var mı? Eğer yoksa çünkü köleleştirme projesinden başka bir şey değildir bu. Bir başka konu beyin göçü. Bakın bu ülkede tıp öğrencisiyken geçinemeyip inşaatlarda çalışan, mühendislik okuyup call center'da çalışan gençler var. Gençlerin bilgisi, birikimi, emeği sürekli hiçe sayılıyor bu ülkede. Fırsat bulsa yurt dışına gitmek isteyen öğrenci oranı %81 ya. 2019'da yurt dışına göçenlerin %16'sı 25-29 yaş aralığında Sayın Bakan. Neden gidiyorlar? Gençlik Bakanı olarak buna bir cevabınız var mı? Beyin göçüyle ilgili bakanlığınızın herhangi bir araştırması var mı? Ben bildiğimi söyleyeyim, ekonomiden, adaletsizlikten, özgürlüklerinin olmamasından şikayetçiler Sayın Bakan. Bu ülkede kendilerine önem verilmediğini düşünüyorlar ve bu ülkede yaşamak nasıl bir şey diye kendilerine sorulduğunda yutkunup zor diyorlar Sayın Bakan. Bakın araştırmalar gençlerin %90'ının torpilsiz iş bulamayacağını inandığını söylüyor ya. Böyle bir ortamda bir bakanınız çıkıyor ve diyor ki kaçmak demeyelim gençler dünyayı merak ediyor. Yine bir inkar. Halbuki bunun yerine iş imkanları sağlamanız, torpil düzeninden vazgeçmeniz, bir tweet attı diye gençleri gözaltına almaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanının, başbakanlarının çoğunluğunun çocuğu yurt dışında değil mi? Neden? Meraktan mı gitmişler gerçekten? Dönmek istiyorlar mı? Merak edip hiç sordunuz mu? Çok değerli bilim insanlarımız yurt dışında. Çünkü akademisyenlerin bağımsızlığı, ifade özgürlüğü yok. Baskı altındalar. Ya Boğaziçi olaylarında bir bakın, bir inat uğruna zorbalıkla ülkenin geleceğine kastettiniz. Beyin göçünün neden olduğunu anlamadan, ülkedeki adaleti, liyakati düzeltmeden, istihdam yaratmadan, ayrıştırma politikalarınızdan vazgeçmeden beyin göçünü önleyemezsiniz. Ya kendinize bir sorun. Çocuğun, sizin kendi çocuklarınız için hayaliniz ne? Burada kalmaları mı? Yoksa bir yolunu bulup, tırnak içinde söylüyorum, yurt dışına kapak atmaları mı?
Bir başka konu. Liyakat demişken yani Sayın Bakan, sizin bütçenizde STK'lara ayrılan bir pay var 35-40 milyon civarında. Bu payı geçen sene hangi STK'lara verdiniz? Bu desteklerle ne yapıldı? Denetlediniz mi? Mesela FETÖ yurtlarının neredeyse tamamının KYK'ya değil de Ensar, Türgev gibi vakıflara tahsis edildiğini siz bilmiyorsanız bile KYK müdürünüz biliyordur herhalde. Mesela Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katıldığı için öğrencilerin KYK burslarının hukuksuz bir şekilde kesildiğini biliyor musunuz? Şunu da sorayım Sayın Bakan, okçulukla aranız nasıl? Benim iyi değil belki, o yüzden anlamıyorum ama neden okçuluk ve geleneksel okçuluk için ayrı federasyonlar var? Bu durumun mütevelli heyetindeki Bilal Erdoğan'la bir alakası var mı? Yine İstanbul Belediyesi'ne ait Metro AŞ'nin okçuluk hizmetine neden ihtiyacı oldu? Ben anlamadım. Bakanlığımızın bu federasyona verdiği destekler nelerdir? Başka bir şey sorayım. Kadir Kelleci tanır mısınız? Dünyaca ünlü bir milli bisikletçiydi. Dünya şampiyonası sırasında ilk 40'a giren tek Türk bisikletçi. Hükümetten destek alamadığı için ödünç bisikletle Avrupa şampiyonasına katıldı. Ama hükümete muhalif sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek yarışlardan men edildi. Yani sizin dünyayı örneklediğiniz yurt dışından ters göç olsun istediğiniz ülke bu. Yani gün geçmiyor ki bir öğrenci, bir öğretim görevlisi terörist olmakla suçlanmasın gerçekten. Cengiz Holding'lerin koca koca vergilerini bir kalemde silebilen hükümet KYK borcu için bir öğrencinin ensesine binmesin. Sadaka gibi, verir gibi verdiğiniz krediler için gözünüze dizinize dursun diyorsunuz bir de utanmadan. Böyle bir ülkede gerçekten ters göç olabilir mi Sayın Bakan? Bütçeniz en geç 2023'te yapılacak seçimlerde Z kuşağından 7 milyon genç oy kullanacak. İşiniz gerçekten zor. Eğitimde kaliteyi artırmayı, yurt problemini çözmelisiniz, genç işsizliğini azaltmalısınız, beyin göçüne bir çözüm bulmalısınız. Ama bunları yaparken gelenek haline getirdiğiniz yandaş politikalarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Ve tüm bunlar için size ayrılan bütçe 27-28 milyar, tahmini gideriniz 31 milyar, şimdiden 3 milyar liralık açığınız, hayırlı olsun Sayın Bakan. Bakanlığınızın adı Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ama bütçenizin %3'ünün gençlik politikalarına ayrıldığını görüyorum. Sağ olun. Milletvekilliğini geçtim ama ben gerçekten bir genç olarak halimize üzülüyorum. Söylenecek çok şey var aslında bugün ama ben iktidar hırsınıza bir ülkenin geleceğini feda etmeyeceğinizi ummakla sadece yetiniyorum. Kolay gelsin. Buyurun, süreniz 5 dakika. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Bakanlık olarak Ensar Vakfı, Türgev gibi vakıflara ait yurtlarda kalan öğrencilere devlet desteği veriyorsunuz. Yani bu vakıfların yurtlarında kalan öğrencilerin yurt ücretlerinin bir bölümünü karşılıyorsunuz. Hangi vakıflarla anlaşmanız var? Bu anlaşma yapılırken esas aldığınız kriterler nelerdir? Madem devlet desteği veriyorsunuz, niçin tüm özel yurtlarda kalanlar için bu destek verilmiyor? KYK yurtlarına baktığımızda 793 yurt varken 2021-2022 eğitim öğretim yılında KYK yurdu sayısı 773'e düşmüştür. Öğrenci sayısı artarken KYK yurdunun sayısının gerileme sebebi nedir? KYK yurtlarına bu yıl kaç öğrenci müracaat etmiş, kaçı yerleşebilmiştir? KYK yurtlarında pandemi koşullarını da düşündüğümüzde her odaya kaç öğrenci ve her öğrenciye kaç metrekare alan düşmektedir? KYK yurtlarında kalan öğrenciler temizlik personelinin yetersiz olduğunu, odaların kalabalık olduğunu, pandemi koşullarına uygun bir şekilde konaklama yapılmadığını söylüyorlar. Bu konuda gerçekten araştırma yaptınız mı, yoksa hala yurtlar otel konforunda demeye devam mı edeceksiniz? Açıkçası kendim bir kız yurdunu ziyaret etmek, bizzat görmek isterdim. Ancak bu konuda bakanlığınız yurda kesinlikle alınmama noktasında talimat vermiş. Bu yüzden kız yurdunu ziyaret edemedim. Açıkçası bir kadın vekil olarak ve geçmişte de KYK yurdunda kalmış bir öğrenci olarak bugünü de görmek isterdim Sayın Bakan. Bu yasağın altında ne var? Çünkü Afyon Karahisar'da KYK kız yurdunu ziyaret edemedim Bacım Sultan. KYK yurtlarında kalan öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6 lira, akşam yemeği için 13 lira olmak üzere toplam 19 lira beslenme yardımı yapılıyor. Günlük 19 liralık beslenme yardımını üniversite öğrencileri için yeterli buluyor musunuz?
KYK yurtlarına yerleşemediği için özel yurtlara yerleşen veya ev tutmak zorunda kalan öğrenciler için bir ekonomik destek vermeyi düşünmüyor musunuz? Sayın Bakan, ülkemizde çok büyük bir işsizlik var, ancak işsizliğin de kendi içinde en büyük pay genç işsizliğe ait. Genç işsizlerimizin sayısı 4 milyonu geçti ve sürekli artıyor. Lise mezunu gençler, genç mühendisler, genç veteriner hekimler, genç öğretmenler, genç sağlıkçılar hep atama bekliyor. Yüz binlerce genç işsizlikle kıvranıyor. Genç işsizlik her gün artarken bakanlığınızın genç işsizlikle ilgili bir çalışması niçin yok? Ve seçim bölgem Afyonkarahisar'da Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne 4857 sayılı iş kanununda taşra teşkilatında güvenlik görevlisi olarak sürekli işçi kadrolarına alım için 10 Kasım 2021 tarihinde mülakat yapılmıştır. Adaylar sabah 8'den akşam 18.30'a kadar sırada soğukta bekletilmiştir. Sözlü sınav zarf seçme olarak yapılmış, kimi adaylara zor sorular sorulurken kimine kolay sorular çıkmıştır. Mülakat sonucu liste olarak herkesin görebileceği şekilde yayınlanmamıştır. Her aday kendi Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile sonucu öğrenmektedir. Mülakatta yaş, eğitim ve puana göre sıralama yapılacağı belirtilmişse de asil ve yedeklerin listesi asılmadığı için asil ve yedeklerin neye göre belirlendiği belli değildir. Bu konuda objektif davranıldığını gerçekten vicdanen söyleyebilir misiniz? Yine seçim bölgem Afyonkarahisar'ın gururu Afşet Afyonspor Kulübü Başkanı Yusuf Ulutürk ve arkasından da teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ayrıldı. Bu istifaların arkasında siyasi baskıların olduğu iddia ediliyor. Bu doğru mu? Zira 9 hafta boyunca takım yenilmediği halde bu insanlar niçin ayrılmak zorunda kalmıştır? Bu aynı zamanda takımın moral ve motivasyonunu da etkilemiştir. Bununla birlikte Afşet Afyon Spor Kulübü'nün tesisi yoktur. Her ne kadar bir arsa tahsisi yapılmışsa da kira bedeli olarak 150 bin lira istenmiştir. Ancak boş arsaya üzerine tesis yapılmadan kira bedeli ödemek kulübü zora sokacaktır. Şu anda projesi hazırdır. Bu konuda projeye Spor Toto'dan destek verilirse tesis yapılacaktır. Bu sayede tesis yapılırsa eğer kulüp de altyapıdan oyuncu yetiştirilebilecektir. Afyonkarahisarlar olarak bakanlığınızdan kulübümüze tesis yapımı için destek bekliyoruz. Çünkü destek verilirse Afşet Afyon Spor'un büyük başarılarına imza atacağına inanıyoruz. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan, Bakan Yardımcıları ve değerli bürokratlar, basın mensupları. Birçok arkadaşımızın ifade ettiği gibi ben de gençlerimizin şu an beyin göçü olarak ifade edilen maalesef yetişkin gençlerimizin yurt dışına gitme niyetiyle hareket ettiklerini buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Beyin göçü sebepleri olarak da gençlerimiz genellikle olanaksızlık, işsizlik, ilgisizlik, düşük ücret, yöneticilerin niteliksizliği gibi gerekçeler göstermekte ve yıllık yaklaşık 50 bin civarında gencimiz beyin göçü nedeniyle yurt dışına gitmekte. İşsizlik çok yüksek Sayın Bakan. Eğitimde ve istihdamda olmayanların oranı yaklaşık %28.8 ki bu sizin kendi verileriniz. Gençlerimize umut lazım, moral, motivasyon lazım. Gençlerimizin kayıpları var bu ülkede. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi gençlerimizin kayıplarını iktidarımızda telafi edeceğiz. Kaybettiklerini yerine koyma vaktidir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı. Sayın Bakan, ben bazı konulardaki sorunları direkt sormak ve sizden bu konularda cevap almak istiyorum. Bu yıl 669.sü yapılan ve Edirne Kırkpınar'dan daha eski olduğu bilinen Elmalı yağlı güreşleriyle ilgili bir husus var. Onu size ifade etmek istiyorum. Elmalı'da güreş sahası yapılacağına dair söz verilmişti. Bir önceki güreş sonrasında Bilal Erdoğan altın kemeri takmıştı ve bu nedenle de bir söz verilmişti güreş sahası yapılacağına dair. Ancak
son güreşte Bilal Erdoğan'a altın kemer taktırılmadı. Bu nedenle de güreş sahasının yapılmasından vazgeçildiğine dair bir iddia var. Bu iddia doğru mudur? Elmalı'ya güreşlerin, yağlı güreşlerin merkezi olan Elmalı'ya güreş sahası yapılacak mıdır? Sayın Bakan, bu konuda sizden cevap almak istiyorum. Yine Antalya'ya havuz veya kapalı spor salonu tarzı bir yatırımınız, bir projeniz var mı? Yine bu yıl ilk defa yağlı güreşlerin düzenlendiği Antalya Kumluca ilçemizde geçtiğimiz yıl Karatepe statı doğal afet nedeniyle yıkıldı. Bu başta yağlı güreşlerin tertip edildi, spor aktiviteler düzenlendi. Kumluca Karatepe stadyumunun yapılması ile ilgili bir çalışmanız, bir düşünceniz var mı Sayın Bakan? Yine Demre ilçemizde imarda otogar olarak gözüken bir alan var. 66 dönüm Sayın Bakan. Hazine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bu alanı tahsis etmiş. Büyükşehir Belediyesi İl Gençlik Spor Müdürlüğü'ne 6 dönümünün otogar olarak ayrılması için talepte bulunmuş. İmar planında burası otogar olarak, yani 6000 metrekarelik kısmı otogar olarak geçen bu kısmın tarafınızdan Demre ve Büyükşehir Belediyesi'ne otogar olarak kullanması yönünden bir muvafakatınız olacak mı? Çünkü ana yol üstünde olan bu yerin otogar olarak kullanması halinde ulaşım açısından çok önemli bir gelişme olacaktır Demre adına. Sayıştay raporunda öğrenci yurdu olarak kullanıma elverişli olmayan binaların kiralandığına dair bir tespit var Sayın Bakan. Bu husus geçen yıl da vardı. Ancak bu tarzdaki binaların kiralanmasına devam edildiği ortadadır. Ancak Sayın Bakan dinlerseniz, bakın önemli bir konuyu size ifade etmek istiyorum. Sayıştay'ın yurt olarak kullanmasına uygun olmayan binaların yurt olarak kullanılmaya, kiralanmaya devam edildiği şeklinde görüşüne rağmen, bakın Antalya Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Üniversitesi'ne çok yakın bir alanda TOKİ tarafından 4108 ada 2 parsel sayılı taşınmaz imar planında yurt alanı iken inşaat emsali de 1.20 oranında iken şimdi burada inşaat emsali 1.50 emsale çıkartılarak özel eğitim alanına çevrilmiştir. 23.802 metrekarede Konyaaltı Belediyesi'nin de 490 metrekare hissesi bulunan bu taşınmazın plan tadilatının bakanlığımız tarafından yapılarak yurt alanı olan bu alanın özel eğitim alanına çevrilmesinin anlamı nedir? Burada bakanlık bütçenizin ilk sunumundan itibaren öğrencilerimizin yurtla ilgili yaşadığı sıkıntıların bu kadar yüksek sesle dile getirildiği ve okulların, üniversitelerin açıldığı ilk günlerde sayısız yüzlerce, binlerce öğrencimizin yurtta yer bulamadığı bir dönemde siz Akdeniz Üniversitesi gibi 70 bin öğrencinin bulunduğu bir bölgede yurt alanı olarak ayrılmış bulunan 23.802 metrekarelik bir taşınmazı hangi niyetle, hangi amaçla, kime vermek için özel eğitim alanına çevirdiniz? Öğrenmek istiyorum Sayın Bakan. Bunu da eğer bir cevap alabilirsem, Sayın Bakan, kampüsün içinde de yurt olur. Planında ayrılmış bulunan bu yeri yurt alanı dışına çıkarmanızın hangi anlamı olduğunu ve çıkardıktan sonra da kime verdiğinizi takip edeceğim. Sonuçta takip ettiğimizde de gerçeği ortaya çıkaracağız Sayın Bakan. Yine bütçelerin federasyonlara dağıtımında kıstas nedir Sayın Bakan? Başarı, sporcu sayısı, kulüpleşme göz önünde tutuluyor mu? Yoksa federasyon başkanlarının siyasi düşüncesi ve yakınlığı mı önem taşıyor? Bu konuyu da sizlere sormak istiyorum. Son seçimlerde özellikle seçimi yapılmış bulunan federasyonlarla seçimlerine bu kadar yoğun ilgi göstermenizin iktidar olarak anlamı nedir diye sormak isterim. Ve son olarak da
Süper Lig'deki handbol takımlarına federasyonun özellikle kadın handbol kulüplerine hiçbir ödeme yapmamasının anlamı nedir diye sormak istiyorum Sayın Bakan. Yetersiz de olsa doların her geçen gün, euronun her geçen gün, her dakika arttığı bu ortamda bütçenizin yeterli olmadığını da düşünmekle beraber mevcut bütçemizin gençliğimizi ve spora hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli bakanlık bürokratlarımız, öncelikle hoş geldiniz. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçemizi görüşüyoruz. Tabii ki gençlerimiz için yapılan her yatırım ülkemizin ve geleceğimiz olan gençlerimizin gelişimi için en önemli yatırımlardandır. Bunu hiçbir şekilde yadsıyamayız. Bu anlamda da Sayın Bakan, sizin bakanlığınız Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çalışmaları da gençlerimizin gelişimi ve sportif aktivitelere katılmaları ve oradaki başarıları anlamında önemli bir bakanlık gerçekten. Ancak ülkemizde bugün gençlerin işsizlik, borçluluk, barınma, güvencesiz çalışma, niteliği gittikçe düşen eğitim, politik baskılar gibi sorunlarla da boğuştuğunu görüyoruz. Bunların bu boğuşmaları tabii ki sizin çalışmalarınızı da doğrudan ilgilendiriyor. Şimdi bütçenize baktığımız zaman da 2022 bütçesi 27.7 milyar TL ayrılmış ama şu içinde yaşadığımız, hatta bugün yaşadığımız dolardaki bu ani yükselişle beraber daha harcamaya başlamadan bütçeniz eridi ve düşünüyorum zorlanacaksınız bu sene bütçenizi harcamalarınıza yetirme konusunda. Şimdi Sayın Bakan, çok tartışılan bir konu, ben de tabii biraz barınmayla gireceğim konuya. Çünkü bu sene öğrencilerimizin en fazla yaşadığı problem barınma oldu. Neden bu sene bu kadar büyük bir sorun yaşadık? Aslında bunun bir analizini doğru yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, belki siz yıllar içerisinde yurt sayısını arttırdığınızı söylüyorsunuz ama bakın sayılara baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2016'dan bu yana yurt sayısında kayda değer bir artış olmadığını görüyoruz. 2019-2020 döneminde 793 yurt bulunurken bugün 779 yurt binasıyla hizmet veriyorsunuz. Ve şu anda yaklaşık arkadaşlarımız da ifade ettiler, 100 bine yakın başvuran öğrenciler arasında yerleşememiş, yurtlara yerleşememiş öğrencilerimiz var. Şimdi neden böyle bir yığılma olduğunu da tabii düşünmek lazım. Ev kiralarındaki ekonominin kötü yönetilmesinden kaynaklı ev kiralarındaki aşırı artış, özel yurt ücretlerinin artması, pandemiden dolayı bazı özel yurtların kapanması, bunların hepsi ailelerin gelir seviyelerinin düşmesi, hepsi inanılmaz şekilde tabii ki öğrencileri zora soktu ama bir etken daha var Sayın Bakan. Nedir bu? Plansızca arttırılan üniversite ve kontenjan, üniversitelerdeki kontenjan sayılarından dolayı öğrenci sayısı, üniversite sayısı son yıllarda hızla arttı ama sizin yurt yapma hızınız öğrenci artış sayısına yetişmedi. Asıl problem biraz da buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. O nedenle bu yurt problemi önemli ve sizin bakanlık olarak artık bundan sonraki yıllarda yurt konusuna daha fazla bütçe ayırmanız ve kafa yormanız gerekiyor. Bu arada bir hemen dipnot olarak siz İstanbul'la ilgili oradan İstanbul Belediyesi ile ilgili bir şeyler söylediniz. İstanbul Milletvekili olarak orada bir düzeltme yapmak istiyorum izin verirseniz. Neden inşaatları durdurdu, yurt inşaatlarını durdurdu diye. Evet. Şöyle, Bahçeşehir bölgesinde iki tane yurt binası var sizin iktidarınız döneminde başlayan ama dere yatağına yapılmış, sel baskını riski altında olan bir binalarda öğrencileri barındırmak, bu binaları bu şekilde tamamlamak mümkün değildi. O nedenle o inşaatlar durduruldu. Tekrar bir tadilat yapılıyor, revize yapılıyor. Belki de alt katı iptal edilerek bu binalar yakında hizmete sunulacak. Şu an çalışılıyor ama bunun yanında da zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 kız 2 erkek 5 tane yeni yurt açtı. 1000 öğrenci kapasiteli. Eylül 2022'ye kadar da 5000 kapasiteye çıkarmayı planlıyor. Yani bence bunlar üzerinden gitmeyelim. Herkes kendi üzerine gerçekten düşeni yapsın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yapsın. Siz de yapın. Hizmette yarışın. En güzeli bu, çocuklarımız için en faydalısı da bu olacaktır diye düşünüyorum. Tabii çocuklarımız, gençlerimiz Sayın Bakan işsiz. Bu işsizlikle boğuşmaları da çok önemli bir sorun.
Ve baktığımız zaman çocuklarımızın özellikle 1 yıldan fazla süredir iş arayan üniversiteli sayısının 233 bin ile en yüksek düzeyde seyrettiğini görüyoruz işsizlik rakamlarına baktığımız zaman. Üniversite mezunlarının uzayan iş arama süreleri de neyi etkiliyor biliyor musunuz? KYK kredi borçlarını ödeyememelerine sebep oluyor. İşte bu nedenle de borcunu ödeyemediği için icra tehlikesiyle karşı karşıya olan gençlerin sayısı 280 bine dayandı. Bu öğrenciler sizin sorumluluğunuzda. Bu öğrencilerle ilgili bir şeyler yapmak zorundasınız artık. Kaç yıldır da konuşuyoruz bunları. Ekonomi iyiye gitmediğine göre sizler bir fedakarlık yaparak bu iş bulamayan işsiz öğrencilerimizin sorunlarını çözmek zorundasınız. Kredilerden ve burslardan bahsedildi. Sürekli 650 TL'ye çıkmasıyla övünüyorsunuz bu bursların ama yine dolar karşısında maalesef şöyle bir hesap yaptım. Sadece 1 Kasım'da yani 20 gün önce 67 dolara gelirken bu hesap şu anda 50 dolara düştü. Belki bu çocuklar dolar falan almayacak ama yaşanan enflasyon ve pahalılıkla birlikte bu paraların harcama gücü, alım gücü düşecek. O yüzden de verdiğiniz bursların maalesef mali olarak değeri de azalmış oluyor. Bir de 2022 bütçe gerekçenizde ona yükseköğretim, yükseköğretim burs ve kredi programında, alt programında kredi alan öğrenci sayısı artış oranına baktığım zaman özellikle 2020'de bir eksiye düşüş, 2021 yıl sonu gerçekleşmesinde -14.68 bir rakam görülüyor. Bu düşüşün sebebini siz neye bağlıyorsunuz? Neden bu kadar düştü bu rakam ve 2022-23 hedefleri de çok yüksek değil. Öğrenciler acaba ödeyemedikleri için mi? Konuşmanızda biz her başvurana kredi veriyoruz dediniz. Acaba ödeyemedikleri için başvuru mu olmuyor? Bu -14'ün anlamını bir açıklarsanız sevinirim Sayın Bakan. Yine ben biraz programınız üzerinden çok hızlıca gitmek istiyorum. Sürem de azaldığı için. Şimdi çok önemli bir problem yine Türkiye'de çocuklarımızın, gençlerimizin bağımsızlıkla mücadele programı ve maalesef sizin bakanlığınızın bütçesinde bu mücadeleye çok fazla bir ödenek ayrılmıyor. Geçen sene de konuşmuştuk bunu. Bu sene 4 milyon TL bir bütçeniz görünüyor ama eğitimsizlik, işsizlik ve gençlerin gelecek kaygısı, oluşan umutsuzluk gençler arasında uyuşturucu kullanımını maalesef gittikçe artırıyor ve Türkiye baktığımızda dünya uyuşturucu ticaret fırsatı üstünde bulunan bir ülke olduğundan biz ülke olarak çok büyük bir risk altındayız. Gençlerimiz çok büyük bir risk altında ve uyuşturucuya çok kolay ulaşabiliyorlar. Uyuşturucu ile mücadelede yürütülen faaliyetler maalesef yeterli değil. Sizin bakanlığınızın da bu konuda daha yoğun, daha fazla mücadele vermesi gerekiyor. Bağımlılıkla mücadele eğitimi verilen genç sayısına bakıyorum. 2021'de 216.525 sayı planlamışsınız. Bu plan 2022-23-24'te 50 bine düşmüş. Kullanım bu kadar artmışken neden bu kadar bir düşüş var bu konuda? Bunu sormak istiyorum. Mesela dün İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşürken bakanın sunumunda bir veri vardı. Uyuşturucunun kullanım yerleri arasında kişinin kendi evi %48 ile birinci. Yani sizin ulaşabileceğiniz çocuklar aslında gençler, belki de bu uyuşturucu kullananlar. O anlamda biraz daha Gençlik ve Spor Bakanı olarak daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Son bir şeye, çocuklara değinmek istiyorum Sayın Başkan. Sportif yetenek taramasından geçirilen öğrenci ve genç sayıları ile ilgili de burada programınızda veriler var. Ya, Sayın Bakan, ben şunu merak ediyorum. Bu ülkemiz çocuk işçiliğiyle mücadele etmeye çalışan ve oranı çok yüksek olan bir ülke. 720 bin TÜİK verilerine göre çocuk işçi var ve 1,5 milyonu bulan çırak, stajyer ve meslek eğitimi gören çocuklarımızla birlikte bu sayı 2 milyonu buluyor. Ya, merak ediyorum ben, sizin bu çocuklarla ilgili bir çalışmanız var mı? Yani çalışan bu genç çocuklarımızı çocuk işçi diye tanımladığımız ya da çırak, işte stajyer. Mesela OSB'lerde falan bir çalışma hiç yapıyor musunuz? Evet, yani çalışmak zorunda kalan bu çocuklara ulaşabiliyor musunuz?
ne kadarına ulaşabiliyorsunuz? Herhangi bir yetenek taramasından bahsediyorum. Bu çocukların içerisinde çok sporda çok yetenekli olan çocuklar mutlaka vardır. Hiç tarama yaptınız mı? Çünkü %100 burslu bu çocuklarımızın öğrenimlerini karşıladığınızı söylüyorsunuz. En azından çalışmak zorunda kalan ama çok yetenekli, spora yeteneği olan bu çocukların da keşfedilmesi için farklı bir çalışma yapmanız gerekiyor. Böyle bir programınız var mı? Ben bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum ve teşekkür ediyorum. Bürokratları, ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2022 bütçenizi ülkemize ve bakanlığımıza hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum. Sayın Bakanım, ben 26. dönem Tunceli Milletvekiliydim. Siz Spor Toto Başkanıydınız. Osman Bey burada Gençlik ve Spor Bakanımızdı. Ben o dönem Tunceli Milletvekilliği döneminde gerek Tunceli'de yapılan golf sahası ile ilgili, gerek oradaki rafting ekiplerine verdiğiniz destekle ilgili, Dersim Spor'a verdiğiniz destekle ilgili teşekkür ederim. Bu dönem 27. dönemde Elazığ Milletvekiliyim. Yine Elazığ Milletvekilliği döneminde Spor Toto Başkanlığı'nda oradaki derneklere, kadın spor ve basketbol takımlarına, ilçelerde yapılan spor testlerine verdiğiniz desteğe teşekkür ederim. Doğal olarak arkadaşlarımızın eleştirileri, kendi seçim bölgelerindeki vatandaşın ve seçmenlerin taleplerine göre burada gündeme getirmeleri son derece haklıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı doğru yapılan bir işe teşekkür etmek, kendi bölgelerinde vatandaşın talepleriyle ilgili de eleştirileri makul bir dille gündeme getirmektir. Arkadaşlarım eleştirdi, ben de teşekkür etmek isterim kendi iki ilim adına. Şimdi iki ilimle ilgili ayrı değerlendirme yapmak istiyorum Sayın Bakanım. Tunceli 26. dönem milletvekilini yaptım. Hala elimin, kolumun, gözümün olduğu bir il. Ve Tunceli'de özellikle son yıllarda terörle mücadelede bir başarı hikayesi yaşandı. Gençlerde spora karşı inanılmaz bir ilgi var, alaka var. Oradaki gençlerin terör örgütünün yok edildiği ve etkisini kırıldığı bir dönemde spora yönlendirmeleriyle ilgili oradaki kulüplere destek verilmesi acil ihtiyaç Sayın Bakanım. Özellikle Dersim Spor Futbol Kulübü, oradaki rafting ekipleri, bireysel spor yapan kulüpler var. Bunlara destek verilerek o çocukların terörden uzak, sosyal yaşantıya, hayata, spor aktivitelerine katılmaları son derece anlamlı. Ayrıca yine Tunceli'de Peptek ve Hozat belediyelerimizin spor kompleksi yapımı ile ilgili talepleri var. O taleplerin de karşılanmasını sizden rica ediyorum. Şimdi geleyim Elazığ'a. Yani 20. dönem, 27. dönem hala milletvekilini yaptım. Kendi ilime geleyim. Kendi ilimimde bir çıkmazı var Sayın Bakanım. Depremden çıktı. Yani 24 Ocak gecesi 2020 yılında bir deprem yaşadı. Bu depremden dolayı oradaki yaşantıda, günlük yaşam akışında, gençlerin aktivitelerinde inanılmaz kırgınlıklar yaşandı. İnanılmaz şekilde umutsuzluklar yaşandı. Şimdi orada insanların beklentileri ve talepleri her ilçede bir spor kompleksinin yapılması. Ve aynı şekilde insanların ilgi gösterdiği, yıllardan beri sahip çıktığı, Elazığ için bir marka değeri olan ama ekonomik sorunlardan dolayı, sahipsizlikten dolayı küme düşen Elazığ Spor. Sayın Bakanım, özellikle Elazığ Spor'a da destek çıkmanızı, ki gerçi bununla ilgili Binali Bey, Sayın Binali Yıldırım Başbakanlığı döneminde Elazığ'da söz de vermişti. Elazığ Spor'a destek çıkılması ile ilgili. Ama sonraki süreçte değişen sistemden dolayı kamuda görev almayınca bu söz de yerine getirilmedi. Ama biz Toto Başkanımızın ve Bakanlığın Elazığ Spor'a da destek olmasını ve destek vermesini sizden istiyorum. Ayrıca Sayın Bakanım, Elazığ için son derece önemli bir konuyu da belirtmek isterim. Elazığ'da iki tane kadın basketbol takımımız var. Yani bu Doğu Anadolu bölgesinde, Anadolu kentlerinde kadın basketbol takımlarının bu seviyede ligde olması son derece önemli. Bunlardan birincisi Süper Lig'de ve Avrupa Liglerinde, Şampiyonlar Liglerinde oynadılar. Elazığ İl Özel İdaresi basketbol takımı, birisi de birinci ligde. Aynı zamanda kadın handbol takımı da var. Bu takımların Elazığ'da desteklenmesiyle ilgili taleplerimiz var. Yani bu bölgelerde kadınların spora dahil edilmesi, kadınların spora ilgi duyması son derece önemli. Ama doğal olarak ekonomik sorunlardan dolayı çoğu zaman gittikleri yerde işte uygun şartlarda barınma, ulaşım sorunları ile ilgili bile sıkıntı yaşa hale geldiler. Sayın Bakanım, Elazığ yurt sorusunda diğer arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi çok kötü durumda değil. Özellikle Fırat Üniversitesi'nin köklü bir üniversite olmasından kaynaklı, kendi içerisinde bünyesinde de yurtların olmasından dolayı yurt sorunu çok yoğun yaşanmadı Elazığ'da. Ama ileriye yönelik Fırat Üniversitesi'nin kapasitesinin artı öğrenci kapasitesinin artmasına yönelik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün iki tane yurt yapımı ile ilgili teklifi var. Bu kısa vadeli değil. Öncelikli olarak arkadaşlarımızın talep ettikleri iller öncelik verilmeli.
Ama uzun vadede Elazığ'da iki yurdun planlanması ile ilgili de süreci şimdiden başlatılması ile ilgili talebim var. Bu talepleri bakanlığınız bürokrasi ve şahsınıza iletiyorum. Yine sözümün başında söylediğim gibi, konuşmamın başında söylediğim gibi 2022 bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Ekibinize ve kadronuza başarılar dilerim. Söz verdim, buyurun. Evet, Sayın Bakan, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hükümetinizin ne bir gençlik politikası var, ne bir spor politikası var. Gençlerimizin yapılan anketlere, araştırmalara göre %70'i ülkeyi terk etmek istiyorsa bir gençlik politikanızın olmadığının en önemli göstergesidir. Her ile bir üniversite açtınız, ne oldu? İşsizler ailesine yenilerini kattınız. Üniversiteleri açmayın demedik. Açın ama içini teknolojiyle doldurun. Dünya, ya bir dakika, sözümü kesmeyin ya. Devam edelim. Ülkemizin teknolojiyle yarışır hale gelmesi için üniversitelerin daha tercih edilebilir hale gelmesi için yüksek lise nitelendirilmesinden gerçekten bir dünyayla yarışan üniversiteler haline gelmesi gerekmektedir. Üniversite açıyorsunuz ama dünyada teknoloji geliştirmeyen bir şekilde dünyada sıralamada yokuz. Öğrencileri de barındıramıyorsunuz. 2 sene pandemi ortamında isteseydiniz yurtları tamamlardınız. Gelelim spor politikasına. Türkiye 83 milyon ama Süper Lig'de oynayan futbolcuların neredeyse tamamı yabancı. Yani eskiden gençler mahalle köşelerinde Şamrel'den futbol toplarıyla oynardı. Onların içinde futbolcular çıkardı. Yine pazar sepetinin altını çıkararak basket potası yaparlardı. Basketçiler çıkardı. Şimdi gençler yetişmiyor, yetiştiremiyorsunuz çünkü politikanız yok. Beden eğitimi mezunu 10 binlerce öğretmenimiz var, onlara görev yok. Hepsi ya polis oluyor ya da özel güvenlik ama çoğu da işsiz. Bu şekilde bu ülkede spor gelişir mi? Gelelim seçim bölgeme, Edirne'ye. Devlette devamlılık vardır diyoruz. Sizin daha önceki Sayın Osman Bak'tan önceki bakanınız Çağatay Bey, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç dedi ki 2014'te 23 şehirde 25 süper stadyum açacağız. Hani bir tane açıldı mı? Hele Edirne'ye 22 bin kapasiteli bir stadyum yapılacaktı. Halen bir çivi bile çakılmadı. Bir de size bazı sorular sordum Sayın Bakan. Siz özel hayat dediniz, cevap vermediniz. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için milli takımımızın Roma ve Bakü'deki maçlarına kaç kişi Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak gitmiştir diye sordum. Bir cevap gelmedi. Federasyonun davetlisi olarak giden kaç basın mensubu vardı? Biz biliyoruz, hepsi yandaş basından gitti. Davetliler hangi kriterlere göre belirlendi? Roma ve Bakü'deki maçlara giden davetlerin bitmedi. Kişi başına ortalama federasyona maliyeti ne kadardır? Federasyonunuz özel yaşam diye cevap vermedi ama harcanan kamunun parası. Lütfen bu sorulara cevap verin. Teşekkür ediyorum Sayın Kaytancıoğlu. Evet. Halkların Demokratik Partisi'nde Sayın Necdet İpek Yüz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Sayın İsmail Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Burcu Köksal ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Süleyman Bülbül olarak söz vereceğim. Buyurun Sayın Serkan Topal. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Bakan ve milletvekillerimiz, hepinize saygılarımı sunuyorum. Sataşmalara maha vermeden konuşmaya çalışacağım Sayın Bak, bu yüzden size burada pek fazla laf düşmeyecek, bu yüzden rahat olabilirsiniz. Öncelikle onu ifade edeyim. Şimdi tabii ben arkadaşları çok iyi dinledim. Sayın Aydemir özellikle görebilmekle alakalı, biz görebiliyoruz. Hatta az önce de Sayın Kuşoğlu da gerçekten eksikleri tamamlama bağında bazı konularla ilgili de teşekkür etti. Mesela Hatay'da Hatay stadı yapıldı. Teşekkür ediyoruz. Ancak Antakya 600 bin nüfuslu amatör kulüplerin, amatör küme maçlarının yapılmayacağı bir söz konusu var. Bu yüzden belli bir şekilde bir saha yapılması gerekiyor. Onu da yapın, onu da biz o konuyla ilgili de biz teşekkür edelim. Çünkü 600 bin nüfuslu hakikaten çok ciddi bir eksik. Arkadaşlarımız da bu konuda beni aradılar. Şimdi burada tarihe bir not düşmek de istiyorum. Bütün arkadaşlarımıza söyledi. Sayın Özhasetçi de bu konuda da zaten belediye başkanlarımız yurt konusunda gerektiği işlemde yapıyorlar dedi. Demek ki burada bir eksiklik var. Neydi? Yurt sorunu var. Şimdi kamu
binaları, özellikle 2014 yılından önce Fethullah Gülen, FETÖ camiatına, cemiyetine, terör örgütüne bir şekilde peşkeş çekilmişti. Ben Sayın Bakan'ın bu konudaki hassasiyetini ve kendileriyle ilgili herhangi bir bu konuda olumsuz düşüncem olmamakla birlikte bundan sonraki süreçte de hassas olacağına inancımın tam olmasını istiyorum. Çünkü gerçekten burada bazı cemaatleri de saymak istemiyorum. Biz neden 36 milyon veriyoruz onlara? Neden devlet olarak biz kendi yurtlarımızı yapmıyoruz? Bir tek öğrencimizin bile herhangi bir devlet dışında bile kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten vatandaşlarımız zorlanıyor. Özellikle bu süreç içerisinde iki ay öncesine kadar gerçekten vatandaşlarımız bizi aradı, öğrenciler bizi aradı. Bazı öğrencilerimiz kayıt yaptıramadı. Gerçekten kayıt yaptıramadı. Kayıt yaptıramamakla birlikte kimi öğrenciler tamam hani dışarıda kalmayı bir kenara bırakıyorum. Zaten dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir öğrenci dışarıda kalmadı. Size de birkaç liste de verdik. Kimileri de eleştir. Evet, bunu kabul ediyorum ama bu yeterli mi? Yeterli olmuyor. Yani hani bundan sonraki süreçte özellikle önümüzdeki yılla ilgili umarım daha az eleştiri alırsınız. En büyük sorunun yurt olduğunu söylemekle birlikte şunu da ifade edeyim. Mesela kredilerde, KYK kredilerinde bir adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir eleştiri var. Mesela emekli maaşı olan anne ve babanın çocuğuna burs çıkmıyor. Ya zaten emekli maaşlarıyla geçinemiyorlar. Dolayısıyla bu konuda bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Özellikle asgari ücreti, emekli olan vatandaşlarımızın çocuklarıyla ilgili bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz Sayın Bakanım. Şimdi amatör spor kulüplerimizle ilgili de pandemi sürecinde gerçekten ciddi sıkıntılar yaşadılar. Bugün de beni aradılar. Bu konuyla ilgili de sizlerden destek bekliyoruz. Özellikle PJS ile ilgili bile sıkıntı yaşarken, onların bile ücretini ödeme sıkıntıları yaşarken bu konuda bakanlık tarafından yapılmalarını talep ediyorlar. Bu konuda da sizlerden çalışma bekliyoruz. Sayın Aydemir de eleştirilerle ilgili bir terör yaftası yapıştırması yaptı. Bunu da doğru bulmuyorum. Yani insanlar eleştirebilir, insanlar, öğrenciler, veliler, milletvekilleri, yani her eleştiren kişiye terör yaftası yapıştırılıyor. Oysa ki bu yapıştırmayı da doğru bulmuyorum ve bunun da aslında kutuplaştırma dili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu konuda biraz daha hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Coran'ın da çoğu konuşmalarına katılmakla birlikte ama betonlaşmayı, evet biz betonlaşmaya karşı değiliz. Ancak betonlaşmanın doğru yerde, doğru zamanda ve ihtiyaca göre yapılmasını kabul ediyoruz. Bakın biz şöyle, ben bitireyim son olarak, bitireyim. Açıklamak adına sadece son olarak. Tamam. Şöyle, yani yurt sorunu var. Yurt sorunu konusunda biz betonlaşmaya karşı değiliz. Yurt yapılsın ama biz başka yerlerde betonlaşmaya karşıyız. Evet, teşekkür ederiz. Ülkemizi terk ediyor. TÜİK verilerine göre 2016'da 69.326, 2017'de 113.326 ve 2018'de 136.740 vatandaş Türkiye'yi terk etti. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın araştırmasına göre Türkiye'de gençlerin %62'si imkanları olsa yurt dışında yaşamak istediğini açıklıyor. Çok ilginçtir, AKP'ye oy veren gençlerin de %42'sine yakını Türkiye'de ayrılmak istiyor. Yani bu gençler neden gitmek istiyor? Beyin göçünün içerisinde bulunuyor. Bunun gerekçelerini sayıyorlar. Hukuk ve insan hakları ihlalleri, seçimlere ve kurumlara olan güvensizlik, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, basın özgürlüğü, gelecek kaygısı, kayırmacılık, yolsuzluk, liyakate olan inancının kaybolması, toplumdaki cinsiyet eşitlikleri gibi birçok nedenler var.
Bu göçü önleyemediğimiz sürece Türkiye'nin geleceğini ortaya koyamayız arkadaşlar. Sayın Bakan, barınma hakkı en temel haklarından birisi olmasına rağmen, insan haklarından birisi olmasına rağmen 3 milyon 800 bin öğrenci için yurt kapasitesi yalnızca 719.567'dir. Yeterli yurt imkanı bakanlığınız tarafından sunulmadığı için öğrenciler güvensiz bazı yapıların yani tarikatların, cemaatlerin yurtlarına mahkum edilmektedir. Sayın Bakan, neden yeterli miktarda yurt açılmıyor? Neden vakıflara bu kadar yurt imkanı veriyorsunuz? Hangi vakıfların kaçar tane yurdu var? Bu soruların cevabını bekliyorum. Sayın Bakan, yurt sorunu dışında bir de gençlerin kredi sorunu var. KYK Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı verilerine göre 2020-2021 Türkiye'de yüksek öğrenime 7 milyon 940 bin öğrenci kayıtlı. Bu öğrencilerden KYK bursu alanların oranı ise %5.6. Bu oran çok düşük seviyede. Ama kredi alamamak bu yana bu kredileri ödeme sorunu daha büyük bir sorun. 2006-2020 yılları arasında toplamda 313.686 kişi öğrenim kredisini erteledi. Borç erteleme talebinde bulunan gençlerin oranı ise 2006 yılına oranla 2019'da %416 arttı. Borcunu ödeyemediği için icra tehlikesiyle karşı karşıya olan gençlerin sayısı 280.000'e dayandı. Ekonomik sorunlar nedeniyle üniversiteden zor bela mezun olan gençler işsizlik duvarına çarpıyor. Geçim sıkıntısı bir yana bir de KYK icrası ile boğuşuyorlar. Toplam 5,5 milyon öğrenci KYK ile borç icra ilişkisi içinde 400 bini icradı. Sayın Bakan, bir de Aydın'la ilgili olan seçim bölgen olan bazı sorunları dile getirmek istiyorum. Aydın'da geçtiğimiz günlerde skandal bir olay yaşandı. Aydın 1. Amatör Küme'de mücadele edecek olan Demirci Spor ve Seçek Spor hazırlık maçı yapmak amacıyla Adnan Menderes Stadı bir nolu yan sahada gitti. Sahanın aydınlatılmasını istediler. Tesis amiri elektrik faturasının çok geldiğini söyleyerek sahanın ışıklarını açmadı. Hazırlık maçları elektrik faturalarına mı kaldı Sayın Bakan? Yine bir sorun Nazilli Spor Salonu. Mevcut spor salonu talep ve ihtiyaçları karşılamıyor. 10 Kasım'da konuyla ilgili verdiğim önergeye şöyle bir yanıt verdiniz. Şubat 2021 tarihi itibariyle Nazilli Spor Salonu dahil olmak üzere Aydın'da 7 proje için yeterli ödenek ayrılmıştır. 2021'in bitmesine neredeyse bir ay var. 2021'in bitmesine neredeyse bir ay var. Daha spor salonu için yer bulunmadı ve bugün telefonla aradım. Daha hala yer aranıyor. Ne oldu? Bu ayrılan bütçe Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Söke'de yaklaşık 1500-2000 öğrenci eğitim görmektedir. Ancak öğrencilerin barınma konusu tüm ülkede olduğu gibi Söke'de oldukça büyük bir sorundur. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı erkek yurdunun bulunmadığı Söke'de mevcuttaki kız öğrenci yurdu ise yetersizdir. Yine Söke'de eski bir kapalı spor salonu var ve neredeyse kullanılmaz durumda. Ayrıca antrenman sahası da yetersiz. Beldelerde bakanlığınıza devredilen spor tesisleri uzun zamanlardan beri tadilat yapılmıyor. Bu konuyla ilgili bir an önce çalışma başlatılmalıdır. Sayın Bakan, Koçanlı'da yapılması planlanan KYK yurdu ise tam bir muamma. AKP'li belediye başkanı projeyi açıkladığında 1016 kişi olarak duyurmuştu. Ardından kapasite düşürüldü. 440 kişiliktendi. Geçtiğimiz günlerde ise AKP milletvekili Metin Yavuz 540 olacağını söyledi. Sayın Bakan, size sorayım, bu yurdun kapasitesi nedir, yapımına ne zaman başlanacaktır? Sayın Bakan, Sultanhisar'da kapalı spor salonu maalesef yok. Spor yapmak isteyen vatandaşlarımız çevre içeri gitmek durumunda kalıyor. Sayın Bakan, futbolda lisanslı... Bitiriyorum, bir cümlemiz var. Bir cümlem var. Sayın Bakan, futbolda lisanslı öğrenci sayısını nüfusa oranladığımızda Aydın Türkiye'de ilk 10 il içerisine giriyor. Ama maalesef sporcularımız antrenman yapacak saha bulamıyor. Velev ve basketbolda durum farklı değil. Sporcular tesis eksikliği nedeniyle antrenmanlarını gece 12 ve 1'de yapmak durumunda kalıyor. Efeler ilçemize vaat ettiğiniz spor salonunu ne zaman yapmaya düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim.